Herkese merhaba. Nefis bir tarif yapıyoruz bugün. Sadece 3 malzemeyle ama inanılmaz lezzetli oluyor. İsterseniz hafif bir öğle yemeği olarak yapabilirsiniz. İsterseniz akşam yemeğinde yardımcı olarak servis edebilirsiniz. Fasulye yapacağız. Şimdi fasulye, ada çayı ve sarımsak. Malzemelerimiz bu kadar. Biraz zeytinyağı ve su da var tabii. Gerçekten böyle yerken fasulyenin ağzınızda böyle yumuşayıp gideceği, dağılacağı müthiş bir yemek pişireceğiz. Önümde 250 gram kadar fasulye var. Bunu bir gece önceden suda beklettim. Suda bekletmek önemli çünkü hem sindirmemiz daha kolay oluyor böyle besinleri suda bekletince, hem de aynı zamanda pişme süresi ciddi anlamda azalmış oluyor. Şimdi onu süzüyorum. Ve de önümdeki döküm tencereye ilave ediyorum. Şimdi döküm tencere kullanıyorum. Neden? Çünkü dökümde pişen her şey gerçekten inanılmaz lezzetli pişiyor. Ve aynı zamanda bunu hem ocakta kullanabiliyorum hem de fırında kullanabiliyorum. Bu tarifte o çok işimize yarayacak. Çünkü pişmeye ocakta başlayacağız ama daha sonra fırına atacağız. Benim döküm tencere ve tavalarda tercihim her zaman için Stob. Gerçekten bayılıyorum. İnanılmaz kaliteli bir marka. Hani eğer böyle mutfakla ilgiliyseniz alın, bir ömür kullanırsınız. Ve yaptığınız her yemekte de lezzet farkını garanti hissedersiniz. Şimdi üzerine geçecek kadar soğuk su ilave ediyorum. Böyle fasulyelerin üzerine 2-3 parmak geçecek kadar su koyduktan sonra altını açıyorum. Kaynayacağını hissettiğim anda hemen altını kapatacağım. Ondan sonra ne yapacağımızı anlatacağım. Şimdi bakın, su neredeyse kaynamaya geldi ama kaynamadı. Altını kapattım. İçine tuzunu ilave ediyorum. 3 diş sarımsak. Sarımsakları soymuyorum. Aynen böyle olduğu gibi kabuğuyla beraber içine atıyorum. Bu tarifin, bana sorarsanız, döküm tencereden sonra ikinci en büyük püf noktası ada çayı. Şöyle bir tutam ada çayı yaprağını, yaklaşık 8 yaprak ada çayını. Mis gibi kokuyor bu arada. Ya ada çayı yoksa bu tarifi yapmayın çünkü gerçekten verdiği aroma ve lezzet mükemmel oluyor. Ada çayını da ekledim. Biraz da zeytinyağı. ...5-6 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Kapağını kapatıyorum. Fırınım 170 derecede önceden çalışıyor. Şimdi bunu fırına alacağım ve fırında 1,5 saat boyunca 170 derecede pişireceğim. Arada suyunu kontrol edebilirsiniz ama genelde gerek olmuyor. Zaten bu tencerede şöyle damlacıklar var. Buradan yükselen, buharlaşan su bu damlacıklara çarpıyor. Tekrar su alıp içine giriyor. Ondan dolayı yemek böyle o kendi suyuyla, kendi lezzetiyle nefis bir şekilde pişiyor. 1,5 saat sonra ne kadar müthiş gözüktüğünü sizlerle paylaşacağım. Fasulye tam 1,5 saatte pişti. O kadar güzel gözüküyor ki ve yumuşacık olduğunu gördüm fasulyenin. Şöyle göstereyim. Şimdi hem yumuşacık pişti, aynı zamanda sarımsak ve ada çayının ve zeytinyağının tadını aldı. Şimdi bunu süzeceğim. Hemen bir tabağa alıyorum. Şu pişen ada çayı yapraklarını içinden çıkarıyorum. Daha sıcakken şöyle tuzunu serpiyorum ki fasulye o tuzun lezzetini iyice içine çeksin. Üzerinden sızma zeytinyağı. Şimdi bu noktadan sonra isterseniz biraz limon suyu koyun, isterseniz içine domates ekleyip bir nevi kendi piyazınızı yapın. Ama ben bu sade haliyle o kadar çok seviyorum ki tamamen fasulyenin lezzetini hissedebiliyorsunuz. Böyle yanına bir et yemeğiyle beraber nefis 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 olur. Biraz taze ada çayı yaprağı doğrayacağım. Bu da bizim süsümüz olacak. Ve hazır. Hemen kendime bir tabağa alıp tadına bakıyorum. Aşırı pratik, çok kolay bir tarif. Ama bir kere de fasulyeyi böyle pişirmeyi deneyin. Hakikaten çok lezzetli oluyor. Çok lezzetli. Fasulye böyle ağzınızda lokum gibi eriyip gidiyor. Ada çayının verdiği lezzet mükemmel. İnanılmaz hoş bir aroması var. Sarımsak çok böyle geriden ama hoş bir şekilde hissediliyor. Natürel sızma zeytinyağı kullandık. Tuz bence çok sade ama deneyin. Gerçekten çok beğeneceğiniz bir yemek olacak. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz mutlaka abone olun. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.